Selamünaleyküm memur abi. Kolay gelsin amirim. Biz İsmail arkadaşımızı ziyarete geldik. Kendisine temiz don getirdik, fanile getirdik. Bu kılık ne ya? Senin ne işin var bu kılıkla karakolda? Ben tellam. Bu da benim iş kıyafetim. Allah Allah. Ziyaret saati değil. Bırakın şuraya. Biz kendisine veririz. Amir abi be. Yap bir güzellik. Kurban olayım. Fenerelerden geldik. Ayaklarımıza kara sular indi ya. Ne olursun ya. Bak bir şey söyleyeyim mi? En azından bizi görürse çocuk keyfi yerine gelir. Bir, hani böyle bir moral olur ne bileyim işte ifade şekli falan filan aklına bir şeyler gelir. Size yardımcı olmak babında şey diyorum. Yanlış anlamayın. Amirime sormam lazım. Şimdi siz amirinize sorup gelene kadar biz zaten çoktan gidip geliriz. Normal bir eleman olsa git sor amirine ama adam biraz alık bizim İsmail'i. Yani hiç sorma. Boşu boşuna da onun vaktini alma. Tamam tamam. Ama sadece 5 dakika. 5 dakika. 5 dakikada Beşiktaş. Bende. Sağ ol abi. Aman yarabbim ya. Geçmiş olsun İsmail. Gerçek dostlarım ortaya çıktı işte. Nerede o Cuma Usta denen sahtekar? He? Buraya kadar gelmeye yüzü yok değil mi? Bu sefer fena yaktı başımı fena. Erkan'ı öldür dedi, öldürdüm. Lan! Oğlum anlısı sen niye bağırıyorsun manyak manyak ya? Bütün zarbikler toplanacak şimdi buraya. Hayır, katil sıfatına mı yanayım? Tezenimden ayrı kaldığıma mı yanayım? Yoksa bu yalaka Erkan yüzünden düştüğüm duruma mı yanayım? İçim nasıl sızlıyor, nasıl yanıyor bilseniz. Vallahi içim bu kadar yanıyorsa sen patlat bir uzun hava koçum. Aynen, aynen. Dalga mı geçiyorsunuz da? Uzun havanın yeri mi şimdi? Çalgı çengi yeri mi burası? Zaten düşmüşüm odeslere. Gençliğim gidiyor elimden. Çürüyüp kalacağım buralarda. İsmail, bir şey diyeyim mi lan? He. Allah senin belanı versin. Geber burada çürü. Boşuna gelmişiz lan biz bunu kurtarmaya. Siz beni kurtarmaya mı geldiniz kardeşim? He? Tabii lan. Nasıl olacak o iş? Şey gibi mi? Baltonlar gibi mi? Ekmeğin içine eğe mi sakladınız? Bak eğer öyle bir şey varsa verin bana eğe mi? Ben bu demirleri hıtır hıtır kesip kendimi kurtarayım he. İsmail seni bir eğer. Ya biz bırakalım bu gerçekten burada kalsın ha. Bir çekilir misin kardeşim? Bir çekil. Allah'ın aşkına bir çekil. Gel bir şey diyeceğim gel. Senin bana gırtlağını koparırım lan gırtlağını koparırım. Adam sana ne diyor? Adam sana ne diyor? Uzun hava çek diyor. Uzun hava çekeceksin gerisini bize bırakacaksın. Hadi lan. Boğazımı sıklama. Nasıl pozisyon alayım? Ne oluyor lan? Aceleyle getirdiler kodese. Bu sürate ceza yazar mobese. Kir tutmayan yeşil don isterim sizden. Ne oluyor lan burada? Adam şişti memurum. Niye yerde bu adam? Amirim şimdi bu bizim İsmail böyle uzun havayı uzun çekince paket oluyor Kamil. 3 gün komada yatıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu hastaneye götürdünüz götürmediniz. Başınıza çok fena iş alırsınız uyandırayım yani. Çok tehlikeli bir durum amirim. Başımı yakacaksınız benim. Hadi götürelim nereye götüreceksek. Gel. Ambulans çağıralım. Gel hadi gel. Tabii tabii çağırın ambulansı. Bu sefer fena şişti vallahi. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Allah Allah. O da sizin cahilliğiniz hanımefendi ablacığım. Bizim köyde de horozlar çok açınca böyle düşer bayılırlardı. Bir şey mi dedin? Yok yok. Arkadaşın köydeki horozu da şişip şişip ölüyormuş da onu söyledi. Allah Allah. Baytar çağırsaydınız kardeşim. Allah Allah. İşlere bak ya. Hadi hadi hadi. Hadi. Ah İsmail ah ne güzel de yanık yanık türkü söylendi. Ay bağıra bağıra gitti öte tarafa. Ay ne güzel de yanık yanık türkü söylendi.
Ay bağıra bağıra. Hani beni kurtaracaktınız? Nereye gidiyoruz la? Oğlum sen ananın karnına nasıl doğdun la? Biraz sabret. Fırsat arıyoruz. Ata hızlı. Ne yapıyorsunuz beyefendi? Çekilin aslanın üstünden. Pamuk prenses gibi öperek uyandırabilir miyim diye düşündüm de. Saçmalamayın lütfen. Nefes alamıyor. Oturun şuraya yoksa indireceğim ikinizi de. Tamam hanımefendi abla, niye bağırıyorsun ya? Siz beni öldürmek için mi kaçırdınız lan? Keşke nezarette kalsaydım. Senin de Allah belanı versin. Bir sus lan! Ah Pelhan gel. Gel şu arabanın önüne geçelim. Çabuk. Nereye? Gel gel şükür şükür. Çek 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 çek. Çek oraya çek oraya çek oraya çek. Yavaş lan. Ne olur lan. Geç. İndir Kazım. Hadi. Alayım takınyaları. Beyler siz kaçın kurtarın kendinizi, ben polisleri oyalarım. Oğlum sen saf mısın, safa mı yatıyorsun lan? Oğlum seni polislere teslim edeceksek niye kaçırdık biz nezaretten, salak mısın sen? Al şunu, al şunu çabuk, Erkan'ı diril, ölüyü diril çabuk. Geç şöyle, geç 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 geç. Geç arabanın arkasına. Durun! Kaçmayın. Nerede İsmail? Allah belamı versin, görmedik memur abi. Biz de onu arıyoruz sabahtan beri ya. Sen kimsin? Ben bunlara adres sormak için durdurdum bunları. Bunlar üç kişiydi, bir denesi kaçtı. Diyorum onlara ki Veli Efendi hipodromu nerede? Pakayla yüzüme salak salak anlamadım ki niye böyle tavır. Siz biliyor musunuz Veli Efendi hipodromu nerededir? Oo, hipodrom Bakırköy'de. Senin taksiyle gitmen lazım. Ben ta Karadenizlerden buraya at sırtında gelmişim. O yollar komaz ba. Tüh, 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 tüh. Deli mi ya bu? Şimdi son intiba deli olarak olmuş olabilir memur abi ama şöyle de bir anekdot var arada, ince bir done. Adamın belki gerçekten altında at var, bizi göremiyoruz. Nasıl olacak? Tamam uzatma, İsmail nerede? Bir memur abi yakalayamadık işte, bu manyak bizim önümüzü kesti, kurban olayım sana ya. Vallahi yakalayamadık, malum takunyalar var ya şimdi amirim ayağımda, o yüzden yakalayamadık. Biraz da göbek olunca beceremedik bir türlü. Şimdi bizimle karakola gelip ifade vereceksiniz. Sonra gidersiniz nereye gidersiniz? Memur abi burayı toparlasaydık biz böyle falan. Hadi. Hadi kardeşim. Tamam biz devletimizin, milletimizin her zaman yanındayız. Sıkıntı yok. Verelim Kazım. Verelim ifadeyi. Sıkıntı yok ya. Verelim memur abi, buyurun gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.